Şimdi biliyorsunuz Darwinistlerin, ben de bu beynin gelişimi ve çocuğun gelişimiyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Darwinistlerin ünlü atmasyon konularından bir tanesi körelmiş organlar veya gelişememiş organlardır. Bunların tamamı, baştan söyleyeyim, hepsi aldatmacadır. Öyle bir şey yoktur. Yani körelmiş bir organ diye bir şey yoktur. Zaten bunu da biz çok güzel ispatladık bilimsel delillerle. Darwinistlerin körelmiş olduğunu iddia ettikleri işte apandiks, 20 yaş dişi ve onun gibi pek çok organın çok güzel işlevlere sahip olduğunu, hatta junk DNA'yı anlattınız, çöp DNA denen DNA parçalarının da son derece işlevsel olduğunu kanıtladık, bilim kanıtladı bunu, biz de bunları gösterdik. Evet. Şimdi ben bu rapçi hominidimizin resmeden arkadaşın yazısından bir yer gördüm. Diyor ki işte diyor insanlar ayağa kalktı diyor, dikleştiler diyor. Tabii diyor bu leğen kemiğinin değişmesi diyor çocuğun taşınması için diyor yeterli bir zaman olmadı diyor. Dolayısıyla da diyor insan çocuğu, insanların bebeği diyor 9 ay sonra doğmak zorunda kaldı diyor. Doğunca da cenin olarak doğdular diyor. Yani cenin hala diyor. Cenin olduğu için de diyor ne elleri gelişmiş, ne elleri el, ne kolları kol, ne ayakları ayak, ne de beyni beyin diyor. Ama yaşıyor. Ama yaşıyor diyor. İşte bu yüzden diyor insan bebeği diyor genelde en az 2 yıl boyunca çok şiddetli bir bakıma muhtaçtır diyor. Hatta hayatın ilerleyen dönemlerinde de çok şiddetli bir bakıma muhtaçtır diyor. Halbuki bir atın yavrusu tay doğduğu anda ayağa kalkar, zıplamaya başlar diyor. Şimdi haksız olduğu kısma bir geçelim. Bir kere 9 ayda doğan bir insan bebeğinin elleri eldir, kolları koldur. 100 milyon nöronla doğar, 100 milyon beyin hücresiyle doğar. Hayatında bu 100 milyon beyin hücresiyle geçirir. Hayatının devamını bu şekilde geçirir. Tam teşekküllü bir çocuktur. Galiba 18 yıl kadar bir hamilelik düşünüyorlar. Yani 18 yaşına gelmiş bir çocuğun tam herhalde insan görünümü aldıktan sonra doğması yani gerektiği kanaatinde. Daha fazla beklediğinde maymun olacaktı herhalde. Fakat olamadığı için mecburen insan olmuş. Yani benim kadar. Gördüğüm evet, arkadaşım çok ciddi şekilde Darwin telkinin etkisi altında kaldı. Fakat bilimden pek haberi olmadığını biraz gördüm. Biraz hayal gücü geniş. Biraz hayal gücü geniş. Evet, gerçekten öyle. Şimdi burada yanılıyor. Bir çocuk tam teşekküllü doğar. Olağanüstü bir çocuk olarak, yani bir insanın bir minyatür bebeği olarak doğar yani. Çok olağanüstüdür bu. Siz baktığınızda her yeri teşekküllüdür. Hatta gözleri yüzünün 1/3'ünü kaplar. İri iri gözleri vardır. Böyle güzel bir bebektir yani. Her evet. Şeyle bebektir. Ha nerede haklı? Bakıma muhtaçtır insan yavrusu. Bu çok doğru. Fakat şimdi şunda kafaları karışıyor Darwinistlerin. Daha doğrusu bunu bize bir argüman olarak getirmeye çalışıyorlar sık sık. Diyorlar ki insanda bazı acizlikler var. Bunlar demek ki daha hala evrimini tamamlamadığı ve evrimleştiğine bir delildir insanın. Hayır, bu evrimleştiğine falan bir delil değildir. İnsanda üstün özellikler olduğu gibi elbette acizlikler de vardır. İnsan, bunu biz daha önce de konuşmuştuk, tekrar konuşalım. İnsanın bir yeri koptuğunda semender gibi o parçası, o uzvu tekrar gelişmez karaciğeri dışında. İşte kanser olabilir insan, halbuki köpek balıkları veya diğer canlılar kanser olmazlar. İşte ne bileyim, uzaktan radar bakışı yoktur insanın mesela. Gerçekten pek çok hayvanın beli ağrımaz ama insanın beli ağrır. Tabii. Şimdi bunlar onun evrimleşemediğine delil değildir ya da körelmiş ya da dikleşirken bazı arazlar olduğuna yönelik bir delil değildir. İnsan özel olarak aciz yaratılır. Şimdi insan nasıl üstün özellikleriyle böyle düşünme, muhakeme, yargı gibi üstün özellikleriyle yaratıldığı gibi özellikle de acizlikler de yaratılır. Çünkü insan bu dünyada imtihan olan tek varlıktır. Bütün canlılar Allah'ın ilhamına göre hareket ederler. İnsan da tabii ki öyledir. Fakat insan bu dünyada imtihan olur. Bir de cinler imtihan oluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Bir de cinler imtihan olur. İnsan neyle imtihan olur? Zorluklarla imtihan olur. Acizliklerle imtihan olur. Ölümle, hastalıklarla, zorluklarla imtihan olur. Bu dünyanın geçici olduğunu insanın bilmesi gerekir. Çünkü insan Allah'ın ayette belirttiği gibi nankör olarak yaratılmıştır. Yani neden yaratıldığını düşünmez, kendisine nimetler verildiğini düşünmez, Allah'a karşı baş kaldırır. Bakın pek çok Darwinist'in de yaptığı şey budur, düştüğü hata budur. Kendi yaratılışını bilmezler, insana değer veremezler, neden yaratıldığını bilmezler insanın. Halbuki insan imtihana tabi etmiştir, Allah imtihana tabi etmiştir insanı. Acizlikleri vardır, güzellikleri vardır. O acizlikler ve güzelliklerle
Allah'a şükretmekle sorumludur. Allah'a kul olmakla sorumludur. O yüzden özel olarak yaratır Allah. Cennette bunların hiçbirisi olmayacak. Mükemmel yaratılacak insan. İşte orada Allah'ın izniyle bu iddiaları öne sürenler yaratışın, Allah'ın üstün yaratışının, o muazzam yaratışının nasıl olduğunu görecekler. Allah dilese burada da öyle yaratılır. Yani bu arkadaş biraz şüphe etmeye başlamış Allah'a. Yani benim andığım kadarıyla. Çünkü o yüzden üstünde duruyorum. Keşke yaratılmış olsak diye ve ne kadar mükemmel bir yaratılışın olduğunu aslında sözleriyle açıklamış da. Ama böyle olsa diye bir temennide bulunuyor. Allah alem direkt Allah'a inanıyor aslında. İnanıyor. Çünkü hocamız da daha önce anlatmıştı %50-%50'dir diye. Yani kesinlikle inanmadığını söyleyen bile, Dawkins bile hiçbir şekilde inanmadığını söylediğinde bir üstün aklın varlığından bahsediyor. Olabilir, ona diyor. İnandığını söylüyor. Olabilir diyor. Bu arkadaş da Allah hidayetini arttırsın. İnşallah. Allah alem zaten böyle pek çizimlerle. Çok gibi. Tabii yani, pek çok Darwin's gibi dediğin gibi böyle çizimlerle falan da aslında bir nevi evrim teorisinin komedisini de ortaya koymaya çalışmış. Evet. Çünkü yazısının içeriğindeki delil ...lerde de sanki evrime delilmiş gibi gösterirken aslında evrimin tam zıttı iddiaları dile getiriyor. Bu da yine şüphede olduğunun ve hocamızın eserlerini aslında okuduğunun çok açık bir delili.